Hegel, dünya tarihini bir rüya olarak görürken, Schopenhauer onu bir kabus olarak tanımladı. Peki bu iki felsefi dev arasındaki derin uçurum nereden kaynaklanıyor? Bu videoda Hegel'in iyimsel evrenselciliği ile Schopenhauer'un köktenci pesimizmini karşılaştırarak düşüncelerinin günümüz üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Hegel, 19. yüzyılın başlarında yaşamış Alman idealist bir filozoftur. Felsefesi gerçekliğin rasyonel bir yapı olarak anlaşılması gerektiğini savunur. Onun düşünceleriyle tarih boyunca gerçekleşen olaylar, dünya ruhunun kendini ifade etme ve kendi bilincine varma süreci olarak görülür. Hegel için her türlü çelişki ve çatışma sonunda daha yüksek bir uyuma ve anlayışa doğru ilerler. Arthur Schopenhauer, Hegel'in çağdaşı olmasına rağmen onun düşüncelerine tamamen zıt bir felsefi yol izlemiştir. Schopenhauer, yaşamın özünde acı ve istem olduğunu savunur ve bu istemin hiçbir zaman tamamen tatmin edilemeyeceğini öne sürer. Ona göre gerçek mutluluğa ulaşmanın tek yolu, istem ve arzulardan uzaklaşmak ve estetik, sanat ya da derin bir kişisel içe dönüş aracılığıyla varoluşun acısından kaçınmaktır. Hegel ve Schopenhauer arasındaki felsefi ayrım, temelde onların varoluş ve tarih algılarından kaynaklanır. Hegel'in düşüncesinde evren ve tarih sürekli olarak kendini aşan ve geliştiren bir rasyonellik ve ilerleme sürecidir. Bu süreçte her türlü zıtlık ve çatışma bir çözüme kavuşarak daha yüksek bir bilinç düzeyine ve uyuma ulaşır. Bu evrimsel ve iyimser bakış açısı Hegel'i felsefe tarihinde bir umut simgesi haline getirir. Öte yandan Schopenhauer'un felsefesi varoluşun acımasız ve çözümsüz bir nitelik taşıdığına işaret eder. Ona göre yaşam sürekli olarak istem ve arzular tarafından yönlendirilir. Ancak bu istemler hiçbir zaman tamamen tatmin olmaz ve bu durum bireyin sürekli bir acı ve tatminsizlik hissi yaşamasına neden olur. Schopenhauer, bu acıdan kaçmanın tek yolunun arzulardan ve dünyevi bağlardan uzaklaşarak estetik ve sanata yönelmek olduğunu savunur. Bu, bireyin kendine yönelik derin bir içsel yolculuk yapmasını gerektirir ve böylece geçici mutluluklar yerine daha kalıcı bir huzura ulaşılabilir. Bu iki filozofun düşünceleri arasında derin farklılık, özellikle modern felsefe ve kültür üzerinde önemli etkilere sahiptir. Hegel'in düşünceleri, Marksizm başta olmak üzere birçok sosyal ve politik teoriye ilham kaynağı olmuşken, Schopenhauer'un felsefesi özgürlük, bireysellik ve varoluşçu düşünce üzerinde derin izler bırakmıştır. Hegel, toplumsal ve tarihsel süreçlerin birey üzerinde belirleyici olduğunu vurgularken, Schopenhauer, bireysel çaba ve içsel deneyimin daha fazla önem taşıdığını savunur. Bu iki felsefi bakış açısı, günümüz düşünce yapısını ve kültürel algılarını hala etki etmektedir. Peki, sizce bu düşüncelerden hangisi daha ikna edici? Modern dünya üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu tartışmaya katılın. Fikir alışverişinde bulunarak felsefenin zengin dünyasını daha da derinlemesine keşfetme fırsatı bulabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fikirleriniz bizim için değerli.